Sevgili TV8 izleyenleri, 8'de sağlık sonunuzuyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz eczacı ve estetisyen Yağmur Şahin bizlerle. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sizlerdeyiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, hemen ilk sorumu sormak istiyorum. Bekliyorum. Hassas cilt nedir? Şöyle, son zamanlarda herkes bana cildim hassas diye geliyor. Benim hassas cildim var, ne yapabilirim diye. Ama hani düşünüldüğü kadar yoğun yüzdeli hassas cilde sahip birey yok. Evet. Ülkemizde. Olmasın da zaten, çünkü gerçekten hassas ciltle yaşamak çok zor bir süreç. Evet. Bunu en iyi o tarz cilde sahip olanlar bilir benim gibi. Hı-hı. Hassas cilt genel olarak baktığımızda nem ve yağ dengesini kaybetmiş, koruma fonksiyonunu yitirmiş, bunun sonucunda da kızaran, tahriş olan, kaşınma hissiyatı yaratan kendi içerisinde ve iltihaplanan bir cilt yapısıdır. Önemli olan burada gerçek cilt yapımızın ne olduğunu gerçekten öğrenip önlemimizi ona göre almaktır, evet, erken bir seviyede. Peki hocam, yani biz nasıl karar vereceğiz cildimiz hassas olup olmadığına? Biz nasıl anlayacağız onu? En güvenilir yöntem bir dermatoloğa gitmek. Hı-hı. Onun tavsiyelerine göre yol almak. Ama onun dışında da eğer bir birey olarak bir kozmetik ürün alırken, bir krem alırken mesela diyorsanız ki ay yine bir önceki üründe olduğu gibi benim cildim kızarır mı? Yine kaşınır mı? Alerjimi yapar. Aynen öyle. Yine bir sorun yaratır mı diye kafanızda bin bir düşünce varsa büyük ihtimalle hassas cilde sahipsiniz demektir. Evet. Onun dışında da aslında hassas cilt reaksiyonu iritanların tetiklediği bir reaksiyondur. Bu iritanlar da kişiden kişiye göre değişir. Mesela atıyorum bir ürünün içerisindeki X iritanı A kişisine negatif etki ediyorsa Y iritanı da B kişisine negatif etki edebilir. Evet. Onun dışında mesela sırf kozmetik ürünler değil, mesela takı, sırf kozmetik ürünler de değil, takılarda da mesela bazı insanlar takı taktıkları zaman o bölgede bir kızarıklık olduğunu fark ederler. Örneğin bunun nedeni nikel hassasiyetidir. Takıların içerisinde nikel bulunduğu için nikele hassasiyeti olanlar cildinde reaksiyon oluşur. Bunun gibi diğer şeylerde, iritanlarda ciltteki egzamayı ve hassasiyeti alevlendirebilir. Bu iritanların ne olduğunu kişinin kendisi deneyerek karar vermesi gerekiyor ve yine diyorum ona göre. Yani zamanla kendisi tespit edebiliyor. Kesinlikle. Hassas cilde olduğunu. Evet. Peki hassas cilt reaksiyonlarına neler sebep olur? İlk olarak çoğu insanın gözden kaçırdığı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Lütfen. Ruh sağlığımız hassas cilt reaksiyonlarını tetikleyebilir. Hı hı. Biyolojik olarak da normalde beyinle cilt arasında doğrudan bir bağlantı var. Hı hı. Şimdi bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Asıl konumuz bu değil çünkü. Ama mesela örneğin günlük hayatta da şey deriz ya, sivilce çıktığında stresten oldu galiba. Hani zaten günlük hayatta da bireyler bunun farkında. Hı hı. Bunun gibi depresyon durumlarında ya da olumsuz ruh hallerinde de aslında cilt hassasiyeti tetiklenebilir. O yüzden stresi minimumda tutmakta fayda var. Hmm. O başka ne diyebilirim? Mesela UV ışınları. Güneş gerçekten bu hassas cilt reaksiyonlarını çok tetikleyen bir faktör. Alkol, sigara, bazı cilt rahatsızlıkları, egzama gibi, roze gibi. Bazı cilt rahatsızlıkları da bu hassasiyeti tetikleyebilir. Çünkü bu tarz hastalıklar cildin koruma fonksiyonunu bozar. Evet. Nem ve su kaybı yaşar cilt. Bu da bu tarz problemlere neden olabilir. Evet. Peki hassas cildi olan bireye ne tavsiye edersiniz? Yani nasıl korur kendini? Öyle diyeyim. Tamam, öncelikle şunu söyleyebilirim. Hassas cildi birey olarak hep az önce de söyledim, ona etki eden iritanın ne olduğunu öncelikle keşfetmesi lazım ve o iritandan uzak durması gerekiyor. O iritanı içeren ürünleri almaması gerekiyor. Hassas cilt olarak sadece cilt üzerine de yoğunlaşmayalım. Bütün vücudumuzu kapsar bu hassas cilt reaksiyonları. Evet. Örneğin kıyafet seçiminde sentetik kumaşlardan uzak durabilirler. Gün içerisinde evden çıkmadan önce güneş kremi kullanarak kendilerini UV ışınlarına karşı koruyabilirler. Sigara ve alkolü tüketimini kısıtlayabilirler. Hani gönül ister ki tamamen kullanılmasın çünkü cilt sağlığı için gerçekten çok zararlı. Ama ellerinden geldiği kadar kısıtlayabilirler. Evet. Mesela duş alırken çok sıcak suyla duş almamalarını öneririm. Duş jeli kullanmak yerine doğal sabun kullanabilirler. Ve vereceğim tavsiyelerden biri doğru ürünle cildi temizlemek. Doğru ürünle cildi nemlendirmek. Çünkü bu noktada gerçekten doğru ürün seçimi çok önemli. Bunları söyleyebilirim. Bir de paraben de çok etkiliyor değil mi? Kesinlikle evet.
zaten elimizden geldiği kadar az koruyuculu ürünleri satın almak gerek bu reaksiyonların önüne geçebilmek için. Evet. Peki, hassas cilde sahip bireyler kozmetik ürün seçerken nelere dikkat etmeli? Aslında bunun belli bir kuralı, çerçevesi yok. Sadece bazı tavsiyeler verebilirim. Önce renkli kozmetikten, yani makyaj malzemelerinden bahsetmek istiyorum. Hassas cildilerin makyaj yapmamaları onlar için daha mantıklı ama günümüz koşullarında makyaj olmazsa olmaz, evet, olabiliyor hayatın. Örneğin pudra seçiminde daha az koruyucu içeren ve cildi daha az irite eden pudraları tercih edebilirler. Bu markaları araştırabilirler öncesinde. Fondöten uzun süreli kullanımda hassas cildi bırakın bütün cilt tiplerinde aslında hasara yol açabiliyor ama mesela hassas ciltliler kozmetik grade silikon denilen kozmetik ürünlerde kullanılması onaylanmış silikon içeren fondötenler kullanabilirler. Bu sayede hem ciltleri daha yumuşak bir dokuya sahip oluyor hem de o tarz ürünler cildin suyunu tutuyor, dışarıya çıkmasını engelliyor. Bu sayede de cildin su dengesi de bozulmamış oluyor. Mesela maskara ve eyeliner kullanıyoruz. Bunların renklileri de var piyasada, siyahları da. Siyahlarını kullanmak çok daha mantıklı hassas ciltler için. Çünkü renkliler daha fazla irite edebiliyor. Bunun gibi bazı trik noktaları var renkli makyajda. Cilt bakım ürünlerine geldiğimde de kesinlikle hassas ciltliler alkol bazlı ürün kullanmamalı. Alkol bazlı ürüne ihtiyaç duyan cilt tipleri tabii ki de var ama hassas cilt kesinlikle bunlardan biri değil. Alfa hidroksasit ve retinoid içeren ürünler kullanmamalılar hassas ciltliler. En temel olarak söyleyebileceğim gerçekten az koruyucuya sahip, az içerik bulunduran içerisinde ve temiz içerikli doğal kaynaklı ürünlerin kullanımı gerçekten en doğrusu olur onlar için, hassas ciltli bireyler için. Bunları yaparken de aslında ürün seçiminde profesyonellerin, eczacılık bir doktor gibi cildin sağlığından gerçekten çok iyi anlayan profesyonellerin ürettikleri ya da denetledikleri ya da onay verdikleri ürünleri almalarında fayda var insanlara. Çünkü hani cilt hepimiz için gerçekten çok önemli. Kesinlikle. Bütün vücudumuzu koruyan bir bariyer. Yanlış cilt bakımı ürünü satın alındığında bu çok feci negatif cilt problemlerine yol açabiliyor. O yüzden çok dikkat etmeleri gerekiyor tüketicilerin. İnternetten alışveriş yaptıklarında ürünlerin Sağlık Bakanlığı onayı almış olmasına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü piyasada inanın çok fazla merdiven altı ürün var. Bakanlık onayı almadan satılan. Bunlar çok önemli. O yüzden halkımızın bu konuda birazcık daha bilinçli davranmaları gerekiyor. Uzmanlara danışarak alışveriş yaparlarsa daha iyi sonuç alırlar. Evet, çünkü inanın sağlıklı bir cildi herkes hak ediyor ve gerekli ve yeterli araştırmalar yapılarak uzmanların eşliğinde ürünler satın alındığında gerçekten çok güzel sonuçlar elde edebilirler cilt bakımı ve cilt sağlığı konusunda. Peki Yağmur Hanım, koruyucu diyorsunuz, koruyucu içermeyen. Burada neyi kastediyorsunuz? Onu biraz açmanızı istiyorum. Aslında şöyle, her ürünün bir şekilde koruyucuya ihtiyacı koruyucu var. Koruyucu deyince direkt aklımıza güneş koruyucuları geliyor. Evet. O yüzden değinmek istedim o noktaya ki biraz açalım seyircilerimiz yanlış anlamasınlar. Tabii ki de. Ya, ürünlerin içerisinde koruyucu maddeler bulunur. Bu işte belli bir son kullanma tarihine kadar dayanmasını sağlar ürünlerin. Bunlar da aslında hem cilt sağlığına zarar vermeyen koruyucu çeşitleri var. Son zamanlarda iyice yaygınlaştı. Bir de uzun süreli kullanımda cilt sağlığına zarar veren birçok koruyucu da var. Mesela örneğin paraben bunlardan en çok bilineni. Satın alırken zaten araştırın ve uzmanlara danışın demekten kastım da bu. En azından cilt sağlığına zarar vermeyen koruyucu içeren ürünleri kullanmakta fayda var. Ve bireylerin, hassas cilde sahip bireylerin sentetik parfüm içeren ürünleri kullanmaması gerekiyor. Ya kokusuz ürünler olmalı ya da kokusunu cilde zarar vermeyen doğal uçucu yağlardan alan ürünleri tercih etmeleri zaten lazım. Zaten o kokudan anlayabiliriz değil mi? Hani bu kozmetik mi doğal mı az çok o belli olur herhalde. Kesinlikle, yani bazı ürünler çok keskin parfüm kokuyor. Hani kokusu bazen bizleri bile rahatsız edebiliyor kokladığımızda, çok ağır. Düşünün bir de cildimize verdiği zararları. Evet. Doğru. Hassas cilde verdiği zararlar zaten ekstrem, çok fazla. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok ben sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili 8'de Sağlık izleyenleri, konuğumuz eczacı ve estetisyen Yağmur Şahin'di ve kendisi bize hassas cilt nedir,
nasıl anlarız, tedavileri veya doğru ürün seçimi nasıl olmalıdır bunlardan bahsetti. Teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin.